Agalarım, herkese selamlar. 18 ve 19 Haziran, Salı ve Çarşamba günlerinin iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. İdeallerinden, yüksek oranlarından ve skorlarından bahsedeceğiz. Değerlenecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle agalarım, herkesin en içten dileklerimle kurban bayramını kutlarım. Allah kestiğiniz, kesen varsa adaklarınızı, kurbanlarınızı kabul etsin. Sevdiklerinizle geçirebileceğiniz nice kurbanlara diyelim. Bu arada gruplarda da bayram indirimi yaptık. Euro 2024 zaten bildiğiniz üzere eserekten gidiyoruz. Biz de bayram özel. Genelde bayramlarda böyle indirimle yapıyorum. Bu bayramda aynı şekilde. Euro 2024 de var. Gruplarda da bayram özel indirim yaptık. Whatsapp'tan mesaj atıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlarım. Geçtim. Bir adet skor yarışmamız var. Tek adet skor yarışması yapacağım. Türkiye Macaristan'a. Bilen de 4 kişiyi gruplarda misafir edelim. Haziran ayı boyunca hem de Euro 2024 boyunca gruplarda bilen 4 kişiyi misafir edelim. Türkiye Gürcistan maç skoru ne olur? Türkiye'ye ben çok umut bağlamak istemiyorum. Sonradan üzülüyoruz. Ama galip gelebileceğimizi de düşünüyorum açıkçası. Birazdan maçta konuşuruz. Maç skorunu yazıyorum. Yazabilirsiniz arkadaşlarım. Her türlü soru, görüş, öneri ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına iletişim, iletişime geçin. Açıklama yorumlarda zaten WhatsApp linki var. Sol altta numara var. Ekranda numara var. Her yerde yazıyor zaten. Bayram indirimi de içinde zaten yazabilirsiniz agalarım. Geçtim bunu. Misterimiz aynı şekilde devam ediyor. İspanya'ya çok güveniyordum. Efsane bir yarı kazanır olarak hatta videoda da bahsettim. Dedim ki yani çok güveniyorum bu mücadele. İspanya benim zaten şampiyonluk favorim olduğunu da söylemiştim. İyi bir oyunla Hırvatlar sahada yoktu. İlk yerden 3-0 5000 misli içeri aldık. Ondan sonra Yine Avrupa mislerimiz de oluyor. Dün mesela ne yaptım? Bak. Hollanda'nın bir golü ilk yara attı. Danimarka'nın bir golü ilk yara attı. İngiltere'nin bir golü. 10 dakika. At. Şerefsiz İngiltere bir gol daha atsa günün kuponu da gelecekti. Böyle Avrupa kombilerimiz de devam ediyor arkadaşlarım. Sürekli olarak da vermeye çalışacağız yüksek misli olarak. İdeal kombinlerimiz her güne bak. Bak her ideal kombine. Tekli, oyuncu gol atar, riskli. Ya her şeye kadar vermeye çalışıyoruz. Kombinlerimiz de devam ediyor ve maç önü kadrolara göre değiş yapıyoruz. Dün mesela Danimarka'nın kadrosuna göre ilk yarı Danimarka kornerini aldık. Sırbistan maçında İngiltere'nin ilk yarı golünü aldık mesela. Hepsi bunların maç önü olarak yaptık. Canlı olarak da gruplarda zaten izlediğimiz maçlardan kazanarak da devam ediyoruz. İzliyoruz, tadını çıkartıyoruz ve canlıda da oranlar gerçekten bu ara yüksek. Herkese açık Telegram grubu açıklama yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya da tıklayarak da gelebilirsiniz agalarım. Bunu da geçtikten sonra bir de şöyle Telegram grubundan göstereyim. Aga dün Hollanda maçı öncesi dedim ki kadrolar genel olarak güzel. Alalım devam edelim. Maç başladı. Hollanda çok önde baskılı başladı. İzleyenler vardır mutlaka. Dedim ki 1.39'dan ilk yarı golü alalım. Altına da yazdım. Risklisi de ilk yarıdan Hollanda golüdür yazdım. Altına da ne yaptım bak 3 orandan. Gakpo gol atar yaptım aga. Bak. Çünkü maç başladı 10 dakikada adamın 2 tane pozisyonu var zaten ve kaleyi düşünen cimri bir isim bu arkadaş. İlk yer gol geldi mi? Geldi. Ne oldu? İlk yarı 1.5 üst pahisi aldım hemen. İlk golü Polonya attı. Bir de deplasmanın golü bekliyor zaten. Ondan sonra ilk yarı 1.5 üst oldu mu aga? Bak ekrana bak ekrana. İlk yarı 1.5 üst oldu mu? Oldu. Hollanda ilk yarı gol attı mı? Attı. Golü kim attı? Gakpo mu attı? Gakpo. Gakpo attı mı? Attı. Devam ettik. Ondan sonra maç önü olarak Hollanda'ya 2 ve 1.5 üst aldık. 1.80 orandan geldi mi? Geldi. Eriksen'in asistini mi yaptık? Danimarka maçına geçtik. O maçı bitirdik zaten. 4 tane 5 tane bahis aldık. Hepsi geldi. İlk golü kim atar dedim. Altına bak risklisi. İlk yarı Danimarka golü yazdın mı? Yazmış mı bu arkadaş yazmış. Polonya dedim ya maçların ne kadar veriyorum diyerekten. Polonya maçının skoru geldi mesela. Diğerleri gelmedi ama. Slovenya ilk golü Danimarka attı mı? Attı. İlk yarı golü attı mı? Attı. Hatta yazdım ki Slovenya çok iyi geliyor dedim. Maç önü vardı. Ana kuponu ilk mücadelesi. Verdim aga burada. Avrupa canlısı verdim. Dedim ki maç geneli 2-3 golde kalabilir. Ama ne seyirciler de 1.5 yapabilir. Ama 2-3 golde de kaldı. Bu şekilde devam ettik. Bu şekilde kalalım. Euro 2024 boyunca da böyle. Sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum desteğidir. Beğeni ve yorumlar gelirse en azından dediğim gibi emeğine sağlık. Veya Türkiye maç skorunu yorumlar yazabilirsiniz. Başlayalım. Türkiye'nin maç skorunu sorduk Aga. Ne olur diyerekten de yorumları yazın. Bilen 4 kişiyi Haziran boyunca gruplarımıza misafir edeceğiz. Valla Türkiye maçı yenebilir mi? Soru işareti. Şöyle bir şey oranı varsa aslında. Türkiye'nin yarı kazanırını yapabilir miyiz aslında onu düşünüyorum. Aga bak Türkiye şimdi hazırlık maçlarında çok iyi görüntü vermedi. Ama tam kadroda her zaman tam oyuncular da çıkmadı sahaya. Arda Güler mesela oyuna girdiği zaman farklı oluyor aga. Beklenti içindeyiz zaten. Umarım yeneriz ve galibiyetle başlayamazsak aga. Yani Gürcistan'ı yenemezsek biz grupta zaten kolay kolay çıkma şansımız da pek yok gibi olur. Çekya zaten çok turnuva takımı. Gürcistan da sanırım ilk defa katılıyor. Yani millilerimizin burada galip gelmesi lazım. Benim skor beklentim de 2-1 ayarında Türkiye'nin galibiyeti. Şunun oranı var mı? Hiç bakmadım. Birlikte bakalım. Aga ev sahibi yarı kazanır. Bak. Yani Avrupacılar iddia konuda daha yüksek. Biraz daha yüksek orandan. Ev sahibi yarı kazanır alabilirsiniz. Bu biraz daha gelme ihtimali yüksek bir bahis. Türkiye burada bir yarı kazanır bence. Ondan ben en fikirim. Buna inancım var. Mücadeleyi kazanırım. Arkadaşlar. Benim derdim o birazdan. Yani çok gollü de olmayabilir mücadele. Yani skorum 2-1 de. 1-0 biterse de şaşırmayacağım bir mücadele. Ev bir yarı kazanır. Oran tatmin edenler alabilir. Onun dışında da ben mücadeleyi maç sonu 1'e alırım. Hatta oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa da. 4.5 altında 1 yaparım aga. O da 2 oranı kadar çıkıyor. Yani Türkiye tarafındayım. Ama ufaktan da bir tedirgin değil miyim diye sormayın yani. Tedirginim. Portekiz-Çekya mücadelesi. Çekya tam bir Turnuva takımı. Bunu hep söylüyoruz ki hep bunu yaptı. Ee, yani iyi işler çıkartabiliyor. Ama Portekiz'de Portekiz kadrosu gerçekten çok iyi. Ronaldo hala adam oynuyor. 39 yaşında. Lojista çekiyor adam. Ne yapsın? Ben burada Portekiz tarafındayım. Mücadele 3-1. 2-1 arasında gollü bir mücadele geçebilir. Ben burada Portekiz'in atacağı 2 golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üst 1.43 gibi oranı var. İdealden değerlendirdim aga. Portekiz tarafındayım. Portekiz'in 2 gol atmasını bekliyorum. Yüksek orandan da alabilirsek 2.5 üstünde 1 neden olmasın? Hem 3-0 var hem de 2-1-3-1 de var aynı şekilde söylüyorum. 2.5 üstünde 1'in oranı tam 2 oranı var. Yüksek orandan verebilirim. Ayın 19'una geçtik. 3 adet mücadelemiz var. Hırvatistan Arnavutluk mücadelesi. Aynı şekilde aga beğeni ve yorum desteklerinizi esirgemeyin. Sizden ricamdır. 3-5 saniye ayıran herkese ayrıca teşekkür ederim. Hırvatistan'ın da galip gelmesini bekliyorum aga. İlk mücadele sahada yok gibiydi. Ama Arnavutlu da yenerler gibi geliyor. Burada Arnavutluk gol atabilir mi bak. Geçen gayet de iyiydi Arnavutluk. Zaten 23. saniyede Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golünü attılar. Manajın falan, manajın kaçırmış olduğu goller falan var Manay'ın. Ee, öyle pozisyon var son dakikalarda zaten görmüşsünüzdür. Ben burada Hırvatların galibiyetini bekliyorum. Mat sonu bir akar. Çünkü düşük skorda kalması da var. Yüksek oranda yaparsak da 4.5 altında bir Hırvat galibiyeti biraz daha yüksek oranı yükseltir. 5 gol beklemiyorum. Almanya Macaristan. Aga ben bu maça ne oynayacağımı bilemedim. Yani oran tatminkar değil kesinlikle. Şimdi ben bu maça Almanlar kazanır mı? Macaristan daha önceden Almanya'yı devirdi. Macaristan da son mücadelesinde mağlup oldu. Güzel maçtı ama burada Macaristan'ın savunmayı biraz da işi sıkı tutmasını bekliyorum. İskoçya'da 5-1 bitti. 4.5 üst oldu o mücadele. 1-4.5 kat bekliyordum. Aga ama Macarların savunmasına biraz daha güvenerekten de 4.5 altında bir aga. Bak 4.5 altında bir. Tek tercihim var. Bu maça başka bir tercihim yok. Ben diyorum ki Almanlar iyi başladı. İyi de devam edebilir ama Macarlar da savunmayı yapan takım. Ekoldur zaten. 4.5 altında bir tek tercihimdir. İskoçya İsviçre mücadelesi. Ya, yani İskoçya'da dediğim gibi kötü başlangıç yaptı. İyi görüntü vermedi. Kırmızı kart falan da gördü. Fakat İsviçre'de boş değil. Murat Yakın'ın takım gerçekten iyi iş yapıyor. Ben burada şöyle bir tercih aldım. İsviçre'nin bir yarı kazanmasını bekliyorum. Deplasman yarı kazanır. Evet. Yüksek orandan 2-3 gol tercihi. Bu da ekstra yüksek oranlı. Ben İsviçre'nin bir yarıyı kazanmasını 1-1'i bir var. 2-1 bir, bir, tarafa kayabilir. Deplasman'ın bir yarı almasını mücadelede yüksek orandan da 2-3 gol aralığında bitmesini bekliyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.